A Haber yerel yönetimlerin nabzını tutmaya devam ediyor. Yeni günle birlikte bir başka canlı yayın noktamıza da uzanacağız. Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da A Haber ekibinden Rüya Akkuş Keçiören Belediye Başkanı ile birlikte gelişmeleri değerlendirecek, ayrıntıları paylaşacak. Sözü Rüya'ya ve konuğuna bırakalım şimdi. Keçiören Belediyesi deyince hemen her şeyi anlatmış olmuyoruz aslında. Türkiye'nin en büyük ikinci belediyesinden sizlere merhaba diyoruz. Başkan yanımda değil ama birkaç adım sonra yanımda olacak. Bugün aslında özel bir gün, Yeşil Gün projesinin olduğu bir gün. Zaten başkanın üzerinde de ona ilişkin bir yelek görüyoruz. Nedir bu Yeşil Gün? Neden bu kadar çocuk bizim etrafımızda? Evet, bugün Yeşil Gün ve bu bölgedeki bütün mahalle halkımızla beraber, çocuklarımızla beraber, çevre çiftçilerimizle beraber Yeşil Günü kutluyoruz ve Yeşil Günde bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Evet. Biz de bu etkinliği hep beraber vatandaşlarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. Gönül Belediyeciliği Seferberliği kapsamında yürütmüş olduğumuz bir proje. Aslında Gönül Belediyeciliği kapsamında bir haftadır biz bir bölge seçiyoruz. Bu bölgenin içerisinde vatandaşların ziyaretlerinden başlayıp tüm ekiplerimizle birlikte bu bölgede bir çıkartma yapıyoruz tabiri caizse. Son günde Yeşil Günü ayırıyoruz. Yeşilden kastımız çevremiz. Çevre duyarlılığını geliştirmek, çevre bilincini geliştirmek ve vatandaşlarımızın kendi şehirlerine, kendi sokaklarına, kendi mahallelerine sahip çıkmaları, evleri gibi görmeleri şehirlerini, bu bilinci yakalatmaya çalışıyoruz. Bu bilinci başvuruda mı bulunuyorlar? Ne yapıyorlar? Yani benim mahallemde ben bir etkinlik mi istiyorum diyorlar, yoksa siz mi gidip tespit ediyorsunuz? Hadi arkadaşlar, yarın toplanıyoruz, hep beraber gidiyoruz, orada bir çıkartma mı yapıyoruz, evet, diyorsunuz? Biz belirliyoruz mahalleleri ve bu dördüncü bu şekilde yapmış olduğumuz çalışma. Bu mahallelerin tespiti yapıldıktan sonra oradaki vatandaşlarımızla birlikte bu işi organize ediyoruz. Muhtarlarımızla, STK'larımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla, bura bölgenin resmi kurumlarıyla, varsa okullarıyla, okuldaki müdürlerimizle, mahallemizdeki teşkilatımızla hep beraber bir gönül seferberliği çerçevesinde bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız hem belediye başkanlığı döneminde hem de sonrasında hep gönül siyaseti üzerine vurgu yapıyordu. Ve en sonki gönül seferberliği şeklinde vermiş olduğu belediyecilikle de biz bu çalışmalarımızı bu format üzerine şimdi yoğunlaştırmış durumdayız. Ve çocuklarımızla, gençlerimizle, hanımlarla, erkeklerle, bütün bu bölgenin insanlarıyla beraber bugün çevreye ayırdık günümüzü. Şöyle de bir durum söz konusu. Şimdi çocukların üzerine bakıyorum, çevre çiçekleri hareketi diyor. Çevre çiçekleri projesi bildiğim kadarıyla, biraz incelemiştim, ayrı bir proje. Evet. Çocukları da böyle çiçek çiçek görünce benim içim açıldı ama çevre çiçeklerini siz bize anlatın. Ne yapıyor bu çocuklar? Biz 9 yıldır sürdürdüğümüz bir proje ve ödüllü bir proje. Çevre çiçeklerinde maksadımız çocuklarımızı öğrenciyken, okul esnasında, küçükken onları çevreye duyarlı birer birey olarak, birer vatandaş olarak yetiştirmeye çalışmak. Bu anlamda 5. sınıf olan her yıl 5. sınıfların tamamını, ki Keçiören'de yaklaşık 13.000, 14.000 civarında 5. sınıf öğrencimiz oluyor. Bunların tamamını eğitiyoruz bir yıl boyunca. Bunlarla seminerler yapıyoruz, toplantılar, geziler yapıyoruz. Çevreye duyarlı tiyatro gösterileriyle bunları gösteriyoruz, gönderiyoruz ve pratikler yapıyoruz. Sonra bunları bir yıl sonra eğittikten sonra çevre müfettişi olarak ilan ediyoruz. Onlara bir kart veriyoruz. Siz artık çevrenizi denetleyeceksiniz. Çevrenizdeki yanlışlıkları denetleyeceksiniz. İnsanları uyaracaksınız diyerek onları bu şekilde bir müfettiş kimliğiyle donatmış oluyoruz. Yetkileriyle donatmış oluyoruz. Şu anda 113 bin tane bizim çevre müfettişimiz var. Keçiören'de geziyorlar. Keçiören'deki insanları uyarıyorlar. Annelerini, babalarını uyarıyorlar. Daha çok duyarlı, çevrelerini seven, yeşili seven, ağacı seven, çiçeği seven, çimenleri seven bir insan oluyor ve tabii ki temizlikle alakalı da, etrafını kirletmemekle alakalı insanlara uyarılar yapıyorlar. Ve 9 yıldır 113 bin öğrenciye ulaştık. 113 bin müfettişimiz Keçiören sokaklarında geziyor şu anda. Bu anlamda da Milli Eğitim'le ortaklaşa bunu çalışıyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortaklaşa yapmış olduğumuz bir protokolle sınıflarında da ders olarak onlara gidip orada dersler veriliyor. Çevre bilincini geliştirmek adına. Şimdi hemen bu çevre konusunda bir virgül koyalım. Evet. İş belediye denilince, yatırım deyince vatandaş der ki, yani benim kapım çalınıyorsa,
benim ihtiyaçlarım gideriliyorsa, ne bileyim bakım hizmetleri alıyorsa, sağlığıyla ilgili hizmetler alıyorsa, ha o zaman bu belediye daha iyi bir belediyedir diyor. Evet. Siz neler yaptınız bu kadar geçen zaman içerisinde? Vatandaşlara dokundunuz mu gerçekten? Tabii yani bizler belediye deyince akla hep genelde fiziki belki konular gelir. Asfalt gelir, kaldırım gelir. Olayın fiziki boyutları gelir. Binalar gelir belki. Çöp toplama gelir. Ama bunlar bir işimizin bir yarısıdır. Ama diğer esas yarısı ise insanlara dokunan hizmetlerdir. Yani gönüllere dokunan hizmetlerdir. Bu anlamda da Keçiören Belediyesi olarak gönül belediyeciliği, seferberliği kapsamında şimdiye kadar yapmış olduğumuz birçok projemiz var. Dezavantajlı gruplardan tutun da diğer vatandaşlarımız, normal vatandaşlarımıza kadar her vatandaşımızın hizmetini duyabileceği, hissedebileceği çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Fakir fukara ile alakalı çalışmalarımız olduğu gibi engelli vatandaşlarımızla alakalı, yaşlılarımızla ilgili, kadınlarla alakalı projelerimiz ve çalışmalarımız var. Tabii bunları her birisini tek tek ayrıntılı bir biçimde burada anlatmayı arzu ederiz ama şu anda çok fazla da vaktimiz olmadığı için çok fazla ayrıntıya giremiyorum. Ama şunu söyleyelim, hane gezilerimizden, doğum günü kutlamalarından, yetim çocuklarımızı kol kanat germekten, gazi ziyaretlerimizden, şehit aileleri ziyaretlerimizden ve vatandaşlarımızın meslek edindirmeyle ilgili kursla alakalı, lokallerle alakalı sayısız birçok projeyi gerçekleştirmiş durumdayız. Şefkat Evi'nden biraz bahsetmek ister misiniz? Çünkü ben yapılan hizmetlere baktığımda nedense öyle şeyler benim çok dikkatimi çeker. Evet. Çünkü çok yüreğe dokunan hizmetlerdir bunlar. Evet, yani Şefkat Evimizde bizim özellikle hastaneye tedavi için gelmiş olan, gerek Ankara'nın içerisinden gerekse Ankara dışından bazı bölgelerden gelmiş olan kardeşlerimiz ya yakını olabilir, hastanın yakını olabilir veya kendisi olabilir. Tedavi sürecinde kalacak yer sıkıntısı çekiyorlar. Ve bu insanlar bazen park köşelerinde, bazen hastanenin bir koridorunda yatmak zorunda kalıyordu. Artık bu görüntüler kalmadı. Bu görüntülerin yerini bizim Şefkat Evlerimiz aldı. Ve bu insanlara biz tamamen ücretsiz, içerisinde yemek dahil her türlü konforu bulunan hizmetleri veriyoruz. Nasıl başvuruyorlar peki sizlere? Bütün hastanelerimizin başhekimliklerinde ve danışmalarında bu bilgilerimiz var bizim. Hemen kendileri bizlere haber veriyorlar. Biz hasta yakınımızı veya kendisini misafirhanemizde, konuk evimizde misafir ediyoruz. Sadece bu değil. Bazen örneğin öğrenci zamanında veya okul, üniversite sınavlarından sonra üniversiteyi kazanmış engelli kardeşlerimiz oluyor. Onlar mesela bir gün kalmaları gerekiyor. Dışarıdan gelmiş. Ülke Ankara'da kayıt yaptıracak ama bir günde kalması gerekiyor. Bir gün kalacak yer bazen bulamıyorlar. Onları da biz hem servis dahil orada misafir ediyoruz. Yani düşkün durumda olmuş, muhtaç duruma düşmüş olan, zor durumda olan herkesi misafir ediyoruz orada. Şimdi engel dediniz, şimdi sormazsam olmaz. Keçiören Belediyesi engelli dostu bir belediye midir? Kesinlikle öyledir. Şu anda yapmış olduğumuz bütün kaldırımlarımız bir defa tamamıyla standartlara uygun, dünya standartlarına uygun. Tüm engellilerin kullanabileceği standartlarda yapıyoruz. Hem yükseklikleri hem rampaları itibariyle. Bunun yanında yapmış olduğumuz bütün tesislerimiz iki katlı dahi olsa. Yani bir katın hemen bir üstüne çıktığımız bütün hepsinde asansör kullanıyoruz. Ve asansörlerimizle engellilerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bunun yanında yapmış olduğumuz tüm tuvaletlerimizde, WC'lerimizde engelli WC'lerini koyuyoruz. Bunun yanında engellilerimizin bir yerden bir yere gitmesi için servislerimiz var. Onlar tedavi görmek için veya bir yere katılmak için gittikleri yerlerde bizden servis imkanı alabilirler. Onları yapıyoruz. Engelli danışma merkezimiz var. Onların hak ve hukuklarını, neler olduğunu, hangilerini kullanmaları gerektiğiyle alakalı danışma hizmetleri veriyoruz. Ve engelli parklarımız var, engelli oyuncaklarımız var. Parklarımızda ve o parklarımızda da çocuklarını oynatabiliyorlar, gezdirebiliyorlar. Bunun yanında onlara uygun geziler düzenliyoruz. Onların aileleriyle beraber bu gezileri gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında engelli misafirhanemiz var. Orada bir anne baba engellisini emanet olarak veriyor. Bir işi vardır, bir düğüne katılacaktır, bir şeye, bir alışveriş yapacaktır. Bize emanet ediyor ve o emanetini biz bakıyoruz. O da gidip işini görüyor. Buna benzer tesislerimizle beraber biz engelli dostu bir belediyeyiz. Şimdi sizi sıkıştırmak gibi olmasın ama bir soru daha sormak istiyorum ben. Tamam, hava güzel, güneş tepemizde, siz terliyorsunuz, ben terliyorum. Terleten bir soru geliyor o zaman. Şurada önümüzdeki aylar Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, hatta Ankara için Mart, kış kapıda. Ne yapacaksınız? Yani hadi yazın iyidir, bir ağacın altına girer serinleriz de kışın ne yapacak Keçiören'de yaşayanlar?
Yani kışla alakalı bir defa tamamen Keçören, Ankara tamamen doğalgazlı dönüşüme geçmiş durumda. Bunun yanında doğalgazlı olmayanlarla alakalı Büyükşehir Belediye'mizin kömür yardımı var. Onunla alakalı yardımlarımız gerçekleştiriliyor. Kışa hazırız. Kışla alakalı kar yağdığı zaman yolların açılması, ulaşımın sağlanmasıyla alakalı her türlü donanımımızı yapmış durumdayız. Bütün araçlarımızı, biz tüm kamyonlarımızı karla mücadeleye uygun hale getiriyoruz. Gerek önündeki küreğiyle, gerek süpürgeleriyle ve greyderlerimize, bütün araçlarımızla hazır vaziyetteyiz. O zaman ne diyorum? Daha fazla terletmiyorum. Ağzınıza sağlık diyorum. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız ben için. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun bu fırsatı verdiğiniz için. Herkese saygılar, sevgiler. Evet, Keçiören Belediyesi'nin küçük bir fotoğrafını çektik. Kısa bir özetini sizlere yaptık. Ama tabii ki daha önümüz uzun, Mart'a kadar çok var. Elbette ki daha pek çok hizmete de kapısı açık Keçiören.